Görüyorsunuz İsrail insan hakları ihlallerini sürdürüyor, hukuku hiçe saymaya devam ediyor. Görüntüleri izledik, işgal altındaki Batı Şeria'da yaralanan bir Filistinliyi İsrail ordusuna ait bir aracın önüne bağlayarak sokaklarda dolaştırıldı. Olay yerine ambulans olmasına rağmen İsrail o yaralı Filistinliyi ambulanslara teslim etmedi. İsrail ordusu görüntülerin doğru olduğunu, olayın soruşturulacağını söyledi. Konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hazar Vural Jane bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Burçak Hanım. Görüntüleri görüyoruz. Hani biz bir barış beklerken, barış umuduyla bu yayınları yapıp bunları konuşmayı sürdürürken her seferinde daha kötüsü, daha ne olabilir derken daha da kötü bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Bu görüntü çok üzücü. Konuşmaya devam ediyoruz. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu görüntüyü? Yani şimdi Batı Şeria, öncelikle onu bir vurgulayalım. Gazze'de zaten durum çok vahimken Batı Şeria'dan da gerçek mermilerle yapılan bir operasyon sonrasında yaralının bu şekilde bir aracın kaputuna bağlanması, yaralıyı bir canlı kalkan olarak, yani kendisinin oradan çıkışını kolaylaştıran bir etken olarak görüyor. Ve ambulanslara rağmen onun yaralı halinde onu hastaneye götürmek gibi bir derdi yok. Tamamen kendini koruma altına almak oradan için çıkışını sağlamak. Evet, yine bir kalkan. Açık bir şekilde yine bir insan hakları ihlali demek buna tabii ki az kalıyor. Bu hafta Birleşmiş Milletler'den iki ayrı rapor, iki ayrı açıklama geldi. Birinde şu söyleniyordu: Gazze'de savaş hukuku ihlal edilmiş olabilir. Olabilir. Olabilir ve vurgulamak istiyorum. Yani 8,5 ay, 9 ayda hala bunun olabilir olarak söylenilmesi ama yine de tabii ki önemli BM'nin bu raporu veriyor olması. İkincisi de sivil ayrımı olmadan Filistinliler yok ediliyor. Burada da yok ediliyor kelimesi çok önemli. Bu da BM'de, Cenevre'de başka bir toplantıda söylenilen bir rapor. Şimdi 8,5 aydır duymadığımız söylemler mi? Değil. Zaman zaman hep eleştirdiğimiz BM'nin bütün mekanizmalarıyla yavaş kalmakla, zaman kaybetmekle ve durumun ciddiyetini aslında çok yakalayamamakla eleştirdiğimiz BM'den bu hafta gelen iki açıklamaydı bu. Fakat bunun üzerine, yani bu açıklamadan sonra yine bu görüntülerin üstelik Batı Şeria'dan geliyor olması. Batı Şeria'da da işler tamam Gazze gibi değil ama Batı Şeria için de rahat ve özgür bir durum yok ve orada da çok fazla sıkıntı var. Özellikle oraya dikkat çekiyorsunuz siz. Kesinlikle öyle. Batı Şeria'da olması da önemli bu noktadan. Çünkü yani Gazze'de bir savaş var güneyde. 9 aya yaklaşıyor. Fakat bir takım endişelerden dolayı Batı Şeria'da da operasyonlar, sert güç kullanma ve işte mermilerle, bunun gerçek mermilerle yaralanmış bir Filistinli bu gördüğümüz kaputa bağlanmış olan. Dolayısıyla büyük bir sıkıntı. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Uluslararası Adalet Divanı'nda dava süreci ve duruşma devam ediyor. Ara ara işte ara kararlarla biz bu davaya bakıyoruz. Şimdi böyle açık ve net bir görüntü ve İsrail tarafı diyor ki kendi içimizde soruşturacağız bunu. Yani hiçbir geçerli olmayan bir açıklama, İsrail'in yaptığı açıklama. Yapmış olmak için yapılmış bir açıklama. Kesinlikle öyle. Çünkü eleştirileri kendinden atmak için, ama ne diyecek yani, o komutanın ya da operasyonu yapan görevlinin kararıydı, hesabı soruldu mu diyecek. Yani hayır, bu bir zihniyetin göstergesi. Bu bir yaklaşım. Yani bu konuya ve Filistinlilere bakışları ve onlara hayat hakkı tanımamalarının bir göstergesi aslında. Şimdi görüntüleri bakmaya devam ediyoruz bir yandan. Ya şu ayrı bir olay zaten. Ambulans var. Yandan. Ambulans burada ama bu yaralı asla ambulansa teslim edilmiyor. Hayır. Bölgeden çıkış yapılana kadar bir canlı kalkan olarak kullanılmaya devam ediyor. Kendi güvenlikleri için. Kendi güvenlikleri için. Peki buna rağmen, yani şu artık başka bir boyut. İki ambulansın arasından. İki ambulansın arasından geçip gidiyor. Neden hala bir yaptırım yok? Hukuki anlamda mekanizmalar sınırlı ve bu mekanizmalar belki yıllarca sürebilecek bir yargılama. Bu bir taraftan devam ediyor. Fakat İsrail'e baktığınız zaman, hatırlayalım, 7 Ekim'den sonra İsrail'den şöyle açıklamalar gelmişti. Yavaş yavaş bu insan hakları ihlalleri dünyada konuşulmaya başladığında, askerlerimiz operasyonlarda yaptıklarından dolayı yargılanmayacaklar. Bu ne demek? Açık bir şekilde bütün eylemleri olur gören ve her türlü aracın kullanılabileceği, yani zaten haklı ve adil bir savaştan, egemen taraflardan bahsetmiyorsunuz. Bir taraftan da böyle bir zulüm, kıyım ve yok etme. Bakın BM raporu böyle söylüyor. Filistinliler yok ediliyor. Tamam, en azından burada bir belki kelimesi kullanılmamış. Bu net bir şekilde ortaya konmuş. Bu da önemli. Ama hep söylediğimiz gibi yavaş ve ağırdan geliyor BM raporları ve biz bugün dünyada 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen Birleşmiş Milletler düzeni ve Birleşmiş Milletler düzeninde BM'nin bu kadar zayıf kaldığı noktada işte o zaman ne olacak?
kimin kapısı çalınacak, daha ne yapılacak ki bütün dünyada egemen bir Filistin devletinden artık bahsediyorken. Dolayısıyla yine İsrail'e, aslında İsrail'in korkularını, çaresizliğini, içine düştüğü bunalımı, siyasi krizleri, askeri başarısızlıklarının bir göstergesi bu görüntü. Yani bakın, Hizbullah'la birkaç haftadır gerilim çok yüksek, tansiyon çok yüksek ve topyekün bir savaş ihtimali konuşuyoruz. Ve bu sadece Hizbullah, yani Lübnan ve İsrail arasında olacak bir şey değil. Doğal parçaları bunların, ABD'nin, İran'ın, belki Suriye'den Esad'ın bir lojistik koridorla, işte yine Haçlı Şabi'nin etki edebileceği büyük bir ihtimal konuşuluyor. Ve bu noktada içeride İsrail'in çaresizliği bu görüntüyle gözler önüne seriliyor. Biz çok unutmaya meyilli bir ülkeyiz, evet, aslında. Hatta dünya unutmaya çok meyilli, ama unutulmasın, bu görüntü unutulmasın, evet, artık en azından. 8-8,5 aydır pek çok acı görüntüye şahit olduk. Evet. Üzerine çok konuştuk, çok yazdık, çizdik, anlattık, ama bu görüntü, yani zırhlı araç bir ambulansın yanından geçerken, evet, iki ambulansın arasından geçip o yaralıyı vermeyip kalkan olarak o kişiyi kullanmaya devam etti. Bu çok trajik bir görüntü. Tabii. Unutulmaması gereken, kesinlikle, bir görüntü. Kesinlikle öyle. Görüntü her şeyi anlatıyor. Canlı kalkan yaptı, ambulanslara teslim edilmedi. Yanından çıkış sağlanana kadar böyle geçti gitti. Bu unutulmaması gereken bir görüntü. Şimdi aslında şunu soracağım size. İsrail'e kim dur diyecek artık? Yani Filistinlilerin akıbeti ne olacak? Biz bu görüntüleri görmeye devam edeceğiz mi? Göreceğiz gibi görünüyor Burçak Hanım. Yani ne yazık ki göreceğiz gibi görünüyor. Şimdi şöyle, elinizdeki mekanizmalar belli. Yani devlet bazında baktığınız zaman zaten artık İsrail'e dur diyen, sesini yükselten, bir takım mekanizmaları kullanan, işte ticareti kesmek gibi, Adalet Divanı'nda yürüyen sürecin bir parçası olma başvuruları gibi. Hatta İsrail pasaportuna yönelik de yapılan birçok eylem var. Fakat şimdi içeriye baktığınız zaman, İsrail'lerin çaresizliğine baktığınız zaman, şimdi siyasi yapı ve askeri yapıdaki sorunlar zaten her gün takip ediyoruz. Bütün o gelişmeleri görüyoruz. Fakat insanlar açısından baktığınızda İsraillilerin geleceği de artık büyük bir sıkıntı içine girmiş durumda. Ve bu yüzden Netanyahu'ya istifa diyorlar. Bu yüzden bu savaş çılgınlığını durdurun diyorlar. Aynen bu şekilde. Hatırlayın, zaten yaptıkları protestolardaki söylem bu. Çünkü bu, yani Filistinlileri öldürerek yok edemezsiniz. Hı hı. Evet, yok ediliyor. Yani bunun göstergesi bu. Böyle bir söylem vardı ya, dümdüz olana kadar. Tabii. Zaten Gazze. Zaten böyle Gazze dümdüz olana kadar. Oldu da zaten. Oldu da zaten. Şimdi bakın, hem Gazze'de hem Batı Şeria'da böyle bir yok etme, sindirme ve yani insani açıdan hiçbir şey yok bu görüntülerde. Şimdi dolayısıyla Netanyahu duracak gibi görünmüyor. İçerideki gelişmeler ne tarafa giderse gitsin, çaresizliğinin göstergesi de bu eyleminde ortaya çıkıyor. Yani bu bireysel bir şey değil. Bu topyekün aslında İsrail'in zihniyetini anlatıyor bize. Filistinlilere yönelik ve bütün dünya dünyanın çağrılarının onlar için hiçbir anlamı olmadığını, ama korkan insan böyle davranır. Yani sıkıntı içindeki bir yapı bu şekilde davranır. Sıkıntıdalar, çaresizlik içindeler, yürütemiyorlar, yönetemiyorlar ve nihayetinde bu 2024'e ait değil diyorduk hep görüntülerle. Şu anda gördüklerimiz insanlıktan çok uzak görüntüler. Geçmişten bir görüntü gibi değil mi? Evet. Yeni yaşanmış bir görüntü gibi değil. Kesinlikle İnsan öyle. İnsan nasıl yapabilir bu kadarını diyor. Her seferinde zaten şaşırıyoruz bir de. Evet, evet. Bu kadarı nasıl olabilir dedikçe daha beteri gelmeye devam ediyor. Ambulansın yanından geçip gidiyor. Evet. Acı. Peki Netanyahu hükümetine karşı protestolar da devam ediyor bir yandan. Neden, evet, bu protestolar hala devam ediyor? Netanyahu'ya karşı. Çünkü İsrailli vatandaşların bir numaralı önceliği esir takası anlaşmaları ve bir an önce yaşayan İsraillilerin artık evlerine geri dönmesi. Öte taraftan baktığınız zaman bu savaş çılgınlığı demiştik. Protestolarda böyle yazıyorlar pankartlara ve böyle slogan atıyorlar. Çünkü burada gördüğümüz şey normal bir klasik eşit egemen bir savaş değil. 9 aya yakın süredir giden. Burada görünen ve yaşanan şey bu çağa ait olmayan bir çılgınlık hali. Bu açıdan çok doğru bir tespit. Öte yandan Lübnan'la, daha doğrusu Hizbullah'la gelinen noktada İsrail ve Lübnan sınırında yaşananlar. Şimdi orada 200 bine yakın İsrailli vatandaş yerlerinden oldular. İlk defa İsrailliler yerlerinden oldu. Onu da belki vurgulamakta fayda var. Biz hep Filistinlilerin yerlerinden olduğu noktaları konuşuruz, ama şimdi İsrailliler yerlerinden oldular ve İsrail-Lübnan sınırında insanlar evlerine dönmek istiyorlar güvenli bir şekilde. Çünkü çok uzun süredir oradan uzaklar. Şimdi bir güvenlik ortamı tesis edilecek, bu savaş bitecek, bir adil anlaşma yolu olacak. Yani çok fazla, çok uzağız bu noktadan ve bu insanlar da çok içeride... Uzak.
Uzas. Yani müzakerelerde, üçüncü tarafların çabalarında biz defaatle hani yaklaşıyor muyuz dediğimiz noktada yine gördük ki değiliz ve şu anda hiç konuşulmuyor bile. Yine hani özellikle Lübnan'la gelinen nokta. Dolayısıyla güneyde Gazze, kuzeyde Lübnan'la olan durumu, İsrail'in çevrildiği büyük bir sıkıntı halinde ve Netanyahu siyasi olarak ne yapacak bu da bilinmiyor. Bunu da bekleyip göreceğiz, bekleyip değerlendireceğiz. Ama işler iyiye gitmiyor Netanyahu ve İsrail hükümeti açısından. Yani aslına bakarsanız tabii işin hukuki boyutu ayrı ama siyasi olarak da bir sıkıntı halinde. Dolayısıyla yani bu saatten sonra yaptığı sorumluluklardan, aldığı kararlar için hesap vermekten geriye duramaz. Peki savaş noktasında bırakıp gidebileceği bir nokta da yok. Ama ne olacak? Yanına kimi alıp nasıl devam edecek? Bu kadar içeride sıkıştırılırken, sokaklarda, hukuk önünde, dünyada, kamuoylarında, başka ülkelerde reputasyonu itibarı İsrail'in geldiği noktada. Hani o yenilmezlik miti, yıkılmazlık miti, ordunun hali ortada. Yani İsrail çok fazla yara aldı aslında ama biz tabii gözümüzü Gazze'den çevirmediğimiz için onlara hiç geçmiyoruz. Onları şu anda konuşmuyoruz. Ama tabii bir an önce adil ve kalıcı bir ateşkesin umudunda olduğumuzu hep söyleyelim ama şu anda uzağız. Peki süremin de sonuna geliyorum yavaş yavaş. Son olarak şunu sorayım. Şimdi protestolardan bahsediyoruz ya, İsrail'de Netanyahu'ya karşı protestolar var. Bu protestolardan sonra bir iç savaş ihtimali var mı? İsrail açısından mı? İsrail açısından siyasi krizde olduklarını söyleyebiliriz. Ve bu siyasi krizden nasıl çıkacaklar? Çünkü 1948'dir onlar için milat kuruldukları tarih. Biliyorsunuz hani ülke bazında da 48'de oluşturulmuş bir ülke. Geçmişi olmayan bir yapı. Şimdi 48'den sonra birçok savaşa savaşın parçası oldular ama ilk defa bu kadar güvensiz hissediyorlar. İlk defa bu kadar sıkıntıdalar. Ordu ve siyaset arasında bu kadar ayrışma ilk defa göze çarpıyor. Dolayısıyla onları bekleyen de çok fazla kriz var içeride. Bakalım ne vaat edecek İsrail siyaseti İsraililere bu noktadan sonra? Tabii ki öncelik her zaman Gazze ve savaşın bitmesi. Sonrasında uğraşacakları çok fazla kalem var. Kesinlikle. Peki Hazar Hanım, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Son gelişmeleri değerlendirdik. Hazar, Vural, Jane ile birlikte diyelim. Devam edelim.